Değerli dostlar merhaba. Bugün uzun zamandır gitmek ve gezmek istediğim Tütün Müzesi'ni nihayet gezdim. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2 yıl önce inşaatına başlanmıştı. Geçen sene bitti. Fakat ben bir türlü fırsat bulup Bafra'da olmama rağmen Tütün Müzesi'ni gezememiştim. Bugün hava yağmurluydu. Onun için şehre gittim. Tarım İlçe Müdürlüğü'nde işlerim vardı. Daha sonra geldim ve Tütün Müzesi'ni gezdim. Oradaki yetkililerden bilgiler aldım. Çok güzel olmuş. Hakikaten tütünü tarladan sigaranın içerisine veya pipoya, pipo tütününe veya puro oluşuna kadar her türlü aşamasını makinalarla ve çeşitli görsel temalarla işlemişler. Çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Aynı zamanda tabii müzenin içerisinde kulaklık takarak bu tütünde emeği geçen, geçmişte burada çalışmış ve hikayeleri bulunan insanların anılarına da yer vermişler. Dolayısıyla ben çok beğendim. 3 tane görevli var. Samsun Büyükşehir Belediyesi adına orada bulunuyorlar. Her sorunuza cevap veriyorlar. Ücretsiz, çok güzel bir müze. Tabii tütünün bütün hikayesi yazılmış Türkiye'de. Özellikle Bafra'ya gelişinden bugüne kadar Türkiye'deki durumu, Bafra'daki durumu, tarım alanları, çiftçinin durumu, her şeyi anlatmışlar. Halen dahi tütün ekimi Bafra'da devam ediyor ve çok yaygın olarak da devam ediyor. Evet, şu anda videosunu izliyorsunuz. Çeşitli fotoğraflar çektim. Bunun yanı sıra video olarak da kaydettim. Evet, bizim fındık çiftliğimizin hemen yanındaki komşu çiftçilerimiz de tütün yapıyorlar. Fakat tütün tarımı hakikaten toprakla, tarımla uğraşan çiftçiler açısından sanırım en zor tarımlardan bir tanesi. Çok zor bir tarımı var. Fidanını ayrı büyütüyorsun, daha sonra dikiyorsun. Sonra her bir yaprakların kırılması, dizilmesi, kurutulması, balyalanması gibi çok merhaleleri olan bir tarım. Ama yapıyorlar. Sözleşmeli tarım kapsamında yabancı şirketlerle sözleşme imzalıyorlar. Tohumları onlar veriyor. Ve çiftçiler de özellikle Bafra bölgesinde tütün ekimi halen yapıyorlar ve genelde gelir elde ediyorlar tütünden, ama çok zor ve zahmetli bir tarım tütün. Evet, şu an gördüğünüz gibi müzenin içerisinden çeşitli kayıtlar aldım. Bu sigara makinesi, işte burada dolum yapan, işte geçmişteki teknolojilerde olan bir makine. Çok güzel maketlerle bunları görsel hale getirmişler. Valla ben çok beğendim. Çok güzel bir müze. Güzel bir emek harcanmış. Işıklandırma güzel, ses düzeni güzel, her şey güzel. Dolayısıyla keyifle izlersiniz diye düşündüm. Evet, benim biliyorsunuz bir YouTube kanalım var. Bu kanalda başta fındık tarım olmak üzere birçok videolar paylaşıyorum. Ayrıca hobilerimi, seyahatlerimi paylaşıyorum. Bugün de yine Bafra ilçemizde bulunan Tütün Müzesi'ni sizlerle paylaştım. Umarım beğeniyle izlemişsinizdir. Evet, videolarımı beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.